Vel acebu şaşılacak iş ki en sünneti ehli sünnet hümüllezi onlar o kimselerdir ki katelu öldürdüler el havarice haricileri. Hariciler kimdiler? Hz. Ali Efendimiz'e de Hz. Muavi Efendimiz'e de Amr ibn Asr'a kafir diye çıktılar. Ve Hz. Ali Efendimiz'i şehit eden i̇bn e, İbni Mülcem e, onlardan da. Halbuki çok Müslüman namaz kılan, sabah kadar e, Kur'an okuyan adamlar. Ama Efendimiz sallallahu aleyhi ve haber verdi cehennem köpekleri diye. Şimdi bunlar e, Şiiler diyorlar ki ehl sünnet haricidir. Yani bize ne diyorlar? Siz diyorlar e, yezidçisiniz. Tövbe estağfurullah. Biz yezidi hiç sevmeyiz ya. ehl sünnet yezide efendim lanet eden var, etmeyen var. Ama tabi Hz. Hüseyin'i şehit edenlere Allah'ın laneti olsun diye kesinlikle beddua diyoruz yani. Dolayısıyla onlar bize haricilikle yezidilikle ve hatta harura ehli olmakla suçluyorlar. Şaşılır diyor. Haricileri kim öldürdü? Ehli sünnet öldürdü kim? Hazreti Ali Efendimiz İbn Abbas'ı gönderdi. Sonra İbn Abbas radıyallahu anh'a onlara tebliğ yaptı. 4000 kişiyi ehli sünnete döndürdü. Sonra geri kalanlar Hazreti Ali Efendimiz çünkü hadis-i şerif emrediyordu. Bunlar çıkacaklar numara. Harp yapın. Hazreti Ali Efendimiz hatta ne dedi? Ben Muaviye ile radıyallahu anh, İç çekişmelerimiz, münazalarımız oluyor. Oluyor ama onlar da bizim kardeşlerimiz. Dolayısıyla bak ya tövbe edin tövbe etmezseniz ben Muaviye ile birleşirim. Birlikte sizin üstünüze geliriz diye onlara mektup gönderdi. Peki Hz. Muaviye tarafı kafir olsa, sapık olsa, fasık olsa Hz. Ali Efendimiz ben onlarla birleşirim der mi? Sapıkla mı birleşecek aşağı? Hakikatleri çaptırıyormuş ya. Onun için e, haricileri ehl Sünnet ittifakla birleşerek hareket etti. Orada Hazreti Muaviye'nin tarafıymış, Hazreti Ali'nin tarafıymış olmadı ki. Bütün Ehl-i Sünnet ordusu haricilerle harp etti. Ve kökünü koparttılar. Kimlerin adı ahl Beyt? ehl Beyt düşmanı olan haricilerin kökünü kopar kapartan Ehl-i Sünnet'tiler. Ve lem yekün, yoktu mine rafizati, rafizi şialardan. Fizelkel vakti o zaman da ismin ne isimleri vardı ve la ne resimleri vardı. Yani ortada bir suret görünen bir şahıs yoktu. Çünkü Hz. Ali dönemi zaten. i̇bn Abbas dönemi. O dönemde Şia, tabi i̇bn Sebe Yahudisi'nin kurdurduğu Şia e, gizli ajanlar vasıtasıyla teşkilatlanmaya başlamıştı. Ta Hz. Osman'ın şehadeti için Medine baskınında başlamıştı. Ama isim olarak Şia ismiyle bir fırka belli adresi olan mekanı mahalli belli olan birileri yoktu. Anladım. Feinkane vardıysa da kane olmuştu dile onlar için. Yani çok azınlık yani şey değil, kendini gösterecek bir mezhep yoktu ama e, az bir insanlar, kendi kendine konuşan, demin dediğin gibi toplantılar yapan, takıya yapanlar, onlar için var. Hükmün Adem o yok hükmün dedi yani o kadar az bir şey. Harbe gidiyoruz sen koca ordu, ehl sünnet ordusu o. Şiayim diyen bir kişi var mıydı zaten ordusunda canım? Ve kendine yok sanki onlar tasavvuru düşündüler. Kimi muhibbi ehl-i beyt, Orada muhibbi neydi? İzafetle nun düştü. Ehli beyti sevenleri bize amihim yanlış anlayışlarıyla el fasidi, bozuk olan anlayışlarla ne sandılar? Rafa zaten. E, hepsini rafizi sandılar. Yani kim ehli beyti seviyorum diyese onlar şiidir diye düşünüyorlar. Şialar öyle düşünüyor. Yani ehli beyti bir tek biz seviyoruz. Kim mesela i̇bn Abbas da seviyorduysa o da şiidi. Efendim diğer sahabeden kim seviyorsa, tabiinden kim seviyorsa o da şiidi. E, ne alakası var? Onlar aynı zamanda Ebu Bekir Ömer'i de seviyorlardı ama. Şii demek, Ebu Bekir Ömer'e söven demek. İşte bunlar kafayı böyle bozmuşlar. Ve <laughs> tehayyelu hayal ettiler. Ehli sünneti, ehli sünneti bitilkel ilakati, bu alaka, bu ilgiyi kurarak bağlantı, yanlış bağlantıyla ne zannetler? Ravafıza. Efendim o zamanki ehli sünneti de rafıziz diye iddia ettiler. Yani kim Hazreti Ali'yi ehli seviyorsa hepsi bizdendi diyorlar. Yani Rabbi İbn Hüseyin için de öyle diyorlar. Tabiinin ulularından yahu kardeşim Rabbi İbn Hüseyin radıyallahu anh Hazreti Ali'nin çok yakınıydı tabiinden. Ama İbn Mesud'un da e, e, İbni Mesud talebesiydi. E İbn Mesud talebesiydi. Ebubekir Ömer'i bütün sahabe Muaviye radıyallahu anh, hepsini Tabi hepsini seviyordu. Sen hemen Hazreti Ali'yi çok seviyor diye ona Rafizi damgası vuramazsın. Ve ya leha o ne acayip bir şeydir. Min muameletin bir muamele bakımından ki acibetin şaşılacak bir iş ki harf ne ehle sünneti bu raf şia ehli sünneti sanıyorlar ahyanen bazı kere minel havarici haricilerden kabul ediyorlar. Yani ehli beyt düşmanı. Niçin? Lâdem ifrâtul muhabbeti Hz. Ali'yi çok sevmiyorlar diye. Hz. Ali'yi sevmenin usulü var. Ehli sünnete göre hadis-i şeriflere göre kaidesi var. İfrat yasak. Hazreti Ali severken Allah diyemezsin aşağı, peygamber diyemezsin aşağı, Ebu Bekir'den Ömer'den üstündür diyemezsin aşağı. diyemezsin. Ayet hadislerle sabittir. Şeyh'inin Ebu Bekir Ömer'in eftaliyeti mesela. Hazreti Ali iftira sopası atarım diyor, 80 sopa vururum diyor, beni onlardan üstün sayanlara diyor. E peki. Yok Hazreti Ali korkuyormuş da o zaman idare edeyim. Ya ne alakası var? Hazreti Ali kendi halifeyken söyledi bunu. Ebbe vefat etmişti ya. Ta hilafetten 25 sene sonra söyledi bunu ya. Neyi korkacak? ha Hazreti Ali korkar mı ya? Hem seviyorlar Hazreti Ali, hem Allah'ın aslanı diyorlar. Hem de korktu diyorlar. 25 sene idare etti diyorlar. Hiç batılı idare eder mi Hazreti Ali? Şehit olmayı göze alır ya. Siz esas Hazreti Ali'ye hakaret ediyorsunuz. Allah'ın aslanı korktu da 25 sene idare etmiş. Karşı gelmemiş. Niye karşı gelmesin? Ebu Bekir, Emer, Osman radıyallahu anh ve yanlış iş yapsalar Hazreti Ali göz yumar mı ya? Sonra ve ne sanıyorlar hum ehli sünneti ahyanen bazı kere de ravafıza. Bir de bakıyorlar işte ehli beyti seviyorum diyen varsa ehli sünnette ki hepimiz öyleyiz. O zaman da bunlar da işine gelen de şia tarafında kabul ediyorlar. Nime lima o şeyden sebep ki Yuhissûne. Hissediyorlar fiyim onların içerisine. Ee, neden? Min nefsil muhabbeti. Bakıyorlar aynı bizim gibi bunlar da Hazreti Ali'yi çok seviyor. El-Beyt'i çok seviyor. E senin seviyor da senin gibi sevmiyor yani. Sen sevmenin şartını Ebu Bekir'e sövmek olarak alıyorsun. Böyle bir şart var mı İslam'da ya? Hazreti Ali'yi sevmek tabii ki ona hak ettiği değeri vermek anlamına gelir. Hak etmediği yere çıkarırsan Hazreti Ali sana lanet eder. Hazreti Ali iftira atmış olursun.